Peki bir de Beşiktaş şephesinden hemen e, teknik anlamda oyuncu performansları anlamında konuşalım e, Mehmet. Hakemi e, konuşmayacağız değil mi? Konuşacağız. He, orayı atlamayalım o önemli çünkü. Yok. Hakemin performansını da konuşacağız. Açıklamalara da bakacağız. Basın toplantılarına gitmeden hemen önce Mehmet'e de sormak istiyorum. Beşiktaş'ta e, teknik adam tartışmasının gölgesinde geçen aslında bir derbi karşılaşmaydı. E, Önder Karaveli ile birlikte derbiye çıktı. Siyah beyazlılar ve oyuncular bireysel performanslar anlamında e, oldukça iyi bir maç çıkardılar. Senin de belirttiğin gibi Gezal e, dün bambaşka bir Gezal izledik sahada. Belki bunda evet Zalai'nin de etkisi vardı. Josef de Souza muhteşem bir performans sergiledi. Birazdan istatistiklerini de paylaşırız. Nasıl değerlendirirsin? Beklediğin de oyun muydu Beşiktaş'ta? Geçen hafta da burada Oğuzhan 9 yıl oldu Türkiye'de. Bir tane derbisi yok diyordum. Oğuzhan dün çok iyiydi 45 dakika işte. Fenerbahçe'nin ne kadar doğru bir oyun yapısıyla o sahada bulunmadığının ispatı. Artı Pereira'yı ne kadar eleştireceksek de Önder Hoca'nın şöyle hakkını teslim edelim. Oğuzhan can değişikliğiyle de maçı aldı. Evet. 2-1'den sonra. ikinci yarı çok tek taraflı Beşiktaş oyun oldu. Gol erken geldi 55'te ama gelmesi de 65-70. Yani Beşiktaş'ın eden o sahadan ayrılacağı ki galibiyeti kaçıran tarafta diyebiliriz. Sonda Batu Şahin değerlendirmediği pozisyon. Fenerbahçe adına tek kırılma anı var. 2-1 iken özet görüntülerde yok. Rossi çok iyi bir ara top attı Mesut'a. Orada Mesut değil de Valencia gibi oyuncu olsa onu kaleci alıp götürdü. Mesut orada çok hızlanamadı, etti. çok bekledi. Çok belli etti. O, orada sanırım Rozya'ya girdi kademeye. Topuyla geri almaya çalıştı. Onun dış Fenerbahçe adında bir kader pozisyonu yok. Futbol şansı da çünkü tam ihtiyaç olan yerde Vida'nın hatası oldu. Vida dışında bir hata yok. Artı şu anlamda da hakkını teslim edelim. Necip değişikliği oldu bir zorunlu. Evet. Maç başında genç Serdar Atta oyuna, orada Wellington'u da gayet oyuna koyabilirdi. Önder Hoca'nın bu hamleleri önemli kesinlikle. Oğuzhan Can değişikliği zaten e, ciddi değiştirdi. E, Beşiktaş karakter koydu. Aynı karakteri Fenerbahçe Galatasaray deplasmanında koymuştu. Yani o gün evet 2-1 kazandı ama 1-1 bir de bitse de aynı cümleleri kullandı Hı -hı. Fenerbahçe için. Neye geleceğim bir pozisyon var mı? Bilmem dikkat ettim mi? Pjanić inanılmaz kademe girdi. Ben Josef kayıp o topu önledi sandım yani. Pjanić onu yaptırıyorsanız zaten hani yenilmeyeceğinizin işareti. Beşiktaş'ın genel anlamda oyun şablonunu beğendim. Vida'nın bireysel hatası, penaltı biraz geri düşmelerine ilk kez sebep oldu. Yani maçın hakkı Beşiktaş'a yakındı öyle söyleyeyim evet. ama tabii beraberlikte olabilir. Beşiktaş'ı iyi buldum. Burada muhakkak Önder Hoca'nın dokunuşları oldu. O takıma özgüveni aşağıdı şahsen yani çoğu teknik adam tecrübeli de Wellington'u sahaya atabilirdi. Wellington'a da başlayabilirdi bu arada. Beşiktaş maça dörtlükle başlamadı mı? Ersin, Rıdvan, Can, e, Necip. Yani statüyle ilgili bir problem yoktu yabancı tabii, tabii. kuralı. Evet. E, tamamen e, teknik adamda konuşu diyebilirim. Ve hemen Mehmet Emin Uluç'a da sorayım. Mehmet Emin Uluç, e, Beşiktaş'ın yeni hocası yerli mi olacak, yabancı mı olacak? E, Piner'o geldi gitti. E, i̇yi oldu, iyi oldu. Gelemedi, iyi oldu. Önder Hoca ile birlikte yola devam ya, eden bir Beşiktaş. Perşembe akşamı Ergin Aslan'la beraber yayındayken Piner'o konusu açılınca ben şöyle bir ifade kullandım herhalde dedim. Beşiktaş altyapıya Pinero'yu getiriyor. Takım Önder Hoca'ya teslim edecek. Yani bakıyorum adamın CV'sine, Önder Hoca'nın CV'sine bakıyorum. E yani bana birisi çıksın anlatsın Beşiktaş yönetiminden. Bu adam öyle bir adam ki Önder Hoca'nın yapamayacağı şeyleri yapabilir. Bilmediği şeyleri biliyor. E, Önder Hoca'nın bir de dün akşam basın toplantısındaki ifadelerini düşünelim. Onları da dinledim ben oradaydım yaklaşık bu kadar mesafeden. Böyle çok güzel ifadeler kullan. İyi oldu yani Pinheiro. Gelemedi. Gelmedi daha doğrusu. Gelemedi gelmiyorum dedi adam resmen. Ben Belki... de senin gibi düşünüyordum. Galatasaray tarafına bir telefon açtığımda Pinheiro ile ilgili Hı. çok çok olumlu referanslar aldım. Şöyle hakkını teslim edelim Mehmet. Ne olursa olsun Portekiz'de bir ikincilik takımını şampiyon yaptı. Tamam, Bugün güzel. İsmail Kartal değerli bir teknik adamsa genç yaşında Sivas'ı da o ikincilikte şampiyon. Yani ikincilik şampiyonlukları da küçümsenemez. Onu söyleyeyim. Artı şu an. Portekiz'deki takıma da fena futbol oynatmıyor bütün istatistikler anlamında. Bu niye çağın trendi? Tamam. 35-45 yaş arası bir teknik adamları artık takım emanet etmek. Bunu Antalya Spor Nuri Şahin ne yaptı? Yoksa Ersun kötü hocam ama Ersun daha iyi performans gösteriyor. Bu alınabilecek bir riskli mali açıdan. Porto ile kupa kaldırmış Pereira ile şu anda. Değil mi? Ha bizim ligimizde senin mantığın o zaman yerli dışında hoca olmasın. Hayır, ha, ben mesela, olabilir şunu, diyorum. diyorum. Şu, şimdi Pinero için çok iyi yerlere gelecek çok gelecek vaat ediyor vesaire. Konuştuk bunlar. Ha bana dersin ki kardeşim ben bir proje yapıyorum. Böyle böyle planlamam var. Bana derken Beşiktaş taraflarından bahsediyorum aslında. Çok doğru bir sunum yaparsın. Tarafları ikna edersin. Böyle bir yola girersin. Peki hadi tarafları ikna ettin böyle bir yola girdin. Nerede yaşıyoruz? Türkiye'de. Ya Abdullah Avcı'nın ne kadar kredisi vardı Beşiktaş'ta? Sergen Yalçın daha dün iki tane kupa kaldırdı. Gitti. Bizim mantalitemiz bunu kaldıracak, bu sabrı gösterecek, efendim bu kredi, ekstra kredileri açacak bir yer değil. Burada böyle bir şey olmuyor. Herkesin ağzında bir proje lafı var. Futbolda geleceğe yatırım deyince herkes bir Ajax'tan bahsediyor. Türkiye'deki her kulüp Ajax gibi bakıyor futbola. Bakıyorsun orada Lamansia var diyor adam. Şurada. Orada bir beton bina var halbuki. Orada hiçbir şey yok. Yani toprak sahibi yok. Atmaya gelince on numarayız. Uygulamada sıfırız. Hayal kurmakta üstümüz yok. Pinero gelsin ben. Pinero kötü hocadır demiyorum. Hatta işte e, Sporting New diyor ki bizim hocamızdan da iyisi var burada falan filan. Böyle ya hikayeler ben var. Ben şunu da söyleyeyim. Kuvarecması, Karvaleli, e, Simaos'u hepsini telefonla ulaşılıp olumlu referans ama bir de şu da var. Vatandaşını kötüler misin? Bizde de klasik hikayedir. Jean Michel Seri Drogba ile konuştuğunda Galatasaray'a geliyor. Yani öyle çok olumsuz referanslar ben bir kere hatırlarım. Nagel de Jong klişeye olumsuz referans verdi. Klişe Galatasaray yerine Başakşehir'e gitti. Çünkü ödemelerde problem vardı Nagel de Öyle bir gerçek de var ama ben çok yani eleştirmiyorum. Beşiktaş yönetim bakış açısı bence fena bir bakış açısı değil. İki teknik adam Daniel Farke ile Pinheiro. Daniel Farke'nin 100 milyon TL maliyeti bir buçuk sene olacak iş değil. Yani o risk evet. alınmaz ama Pinheiro 20 milyon TL'lik bir total maliyet vardı. Olmadı. Ama kötü bir teknik adama gitmediler. Neye geleceğim? Bu tarz hikayeler biz sonra çok duyuyoruz. Galatasaray, Ünal Açsal'ın ben hakkını teslim ederim. 2014'te kimse dedim, ya, bilenler biliyor da Thomas Tuhel'e gitti. Hı, hı O Tuhel geçen sene Şampiyon Ligi'nin altı şahsiste. Kariyerin başındaydı o zamanlar Tuhel. Ben onu, ben onu bilemeyiz. Ha, o yüzden Pinheiro için de ben çok olumsuz ben, konuşmuyorum. Şu, onu söylüyorum. Onun için söyle. onu bilemeyizden kastım şu. Bu ülke Aragones geldi mi? Geldi. Evet. Del Bosque de geldi. Rekart'a geldi. Geldi. Löv geldi bu ülke. O zaman Löv değil. Sadece Löv diye bir adamdı. Sonra Löv oldu. Bizim Belki bizim yine löv. gelebilir mi acaba Hayır. Löv. Ya herkesin hayali var tabii de. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yok benim hayalim değil. Fenerbahçe taraftar. Var var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şu anda Tuel diyorsun işte gelseydi. Gelseydi kuvvetle muhtemel. Kuvvetle muhtemel. İşte bir derbi kaybettiğinde. Mesela öyle garip şeyler var mesela. Kadıköy'de Fenerbahçe yenildi kovalı. Arkadaş Kadıköy'de 20 sene zaten Fenerbahçe'yi kazanan kimse olmadı tamam mı? Böyle abuk subuk e, istatistiklerle saçma sapan maç sonuçlarıyla yok efendim taraftarı yeteri kadar ateşleyemiyor falan böyle o kadar ucuz bahanelerle o kadar kıymetli hocaların ipini çektik ki biz. Fatih, çok özür dilerim. Hemen bir ekleme yapayım. Mehmet te hatırlayacaktır. Yine teknik direktör meselesi konusunda bir ek yapayım hemen. E, Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk döneminde derbi maçı kaybettiğinde istifasını veriyor, kabul edilmiyor ve Doğru. ardından gelen e, 4 sene üst üste şampiyonluk var. Ve o Fatih Terim bile hala her gün ama her gün kendini tekrar ve tekrar ve tekrar ispat etmek zorunda. Sadece Galatasaray camiasına değil. Sana, bana, sana, hepimize, bize tekrar tekrar... Ispat ya, futbolun gerçeği, Şenol Hoca şu an o konuda... Futbolun gerçeği değil, Türkiye'deki gerçek bu. Peki. Avrupa'da böyle bir şey yok. Devam edelim o zaman.